Siber dolandırıcılar bu sefer de Gmail kullanıcılarını hedef aldılar. Yapay zeka teknolojisini kullanarak kişisel verilerini, bilgilerini ele geçirmeye çalıştılar. Çoğu insanı bu şekilde dolandırdılar. Ben kendim şahit oldum. Benim kaç tane arkadaşım vardı. Gelişmiş bir kimlik avı girişimi 2,5 milyardan fazla Gmail kullanıcısını tehdit ediyor. Yeni bir hacker saldırısı ortaya çıktı. Yapay zeka destekli siber saldırılarının amacı 2,5 milyar kullanıcısı olan Gmail var. Amaç ise kişisel bilgileri ele geçirmek. Kullanıcılar genellikle Gmail hesabı almayı ve buradan iletişim kurmayı tercih ediyorlar. İşte bu durumu fırsat bilen siber dolandırıcılar kimi zaman yapay zeka, kimi zaman da oltalama taktiklerini kullanarak vatandaşları tuzağa düşürme ve mağdur etme gayesine girmiş durumdalar. Eski teknoloji çalışanları bu olayın son dönemlerde giderek arttığına vurgu yapıyorlar. Önlem almaları lazım devlet tarafından. Gmail kullanıcıları yeni bir dolandırıcılık mağduru olabilir. Saldırı hesap kurtarma işleminin onaylanmasına gelen bir mesajla başlıyor. Zira Gmail hesabımıza birçok uygulama aracılığıyla bağlanabiliyoruz. Bununla birlikte şifrelerimizi de yine Gmail hesabımıza, Google hesabımıza kaydedebiliyoruz. İşte bundan sonraki süreçte her şey çorap söküğü gibi gelmiş oluyor. Çünkü Gmail hesabını ele geçirten vatandaş bundan sonraki süreçte kimlik bilgilerinden, kişisel verilerinden ve tabii ki sosyal medya hesaplarından da olmuş oluyor. Kullanıcı yanıt vermezse yaklaşık 40 dakika sonra Google'dan geldiği iddia edilen bir çağrı geliyor. Bazı siteler direkt bilgilerimizi satıyor. Yani kişisel güvenliğimiz yok. Sizlerin de Gmail hesabı varsa bu gibi siber saldırılara karşı ne yapmalıyız, nasıl önlem almalıyız? Bütün e-posta hesaplarımızı kullanabilmek için ve doğru bir şekilde güvenliğini sağlayabilmek için çift faktörlü doğrulamayı açık hale getirmemiz oldukça önemlidir. Bununla birlikte bilmediğimiz linkleri asla tıklamamalıyız. Bilmediğimiz ortamlarda şifrelerimizi girmemeliyiz.